FETÖ-Almanya işbirliğine dikkat çekeceğiz. Bugün hattımızın diğer ucunda gazeteci Cem Küçük var. Sayın Küçük. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Sayın Küçük, son dönemde özellikle Almanya ile yaşadığımız gerilim ve Almanya kanadından gelen yeni bir açıklama. Söylenen şu, 16 Nisan'da başkanlık sistemi çıkarsa Türkiye ile AB müzakereleri sona erer. Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen'in aynen ifadesi bu. Hemen şöyle bir soru soralım. Almanya referandumda evet çıkmasını ya da başkanlık sistemini gelmesini neden istemiyor? Şimdi tabii bunların başkanlık sistemini istemedikleri, Türkiye'de istikrarsızlık, kaos istediklerinin çeşitli sebeplerini çok net defa gördük. Bundan iki gün önce Almanya'nın gizli istihbarat teşkilatı BND'nin başkanı Bruno K. 15 Temmuz darbesinde FETÖ'yü görmüyoruz, yeterli delil yok dedi. Hı hı. Şimdi bu aslında şu demek, yani biz 15 Temmuz'da ana omurgasını FETÖ'cülerin yaptığını biliyoruz. Evet. Ama bir kısmını saklıyoruz elimizde. Biz o yüzden vermiyoruz anlamına gelen bir şey söylüyor. Rammstein havasına sığınan 30 tane generali bize vermediler. Celal Kara, Muammer Akay, Zekeri Öz gibi hain FETÖ'cü subayları bize, savcıları bize vermediler. Üstelik bunları Karlsruhe'de, Münih'te Alman istihbaratı koruyup kolluyor. Evet. Madem sizlere 15 Temmuz'u FETÖ'cüler yapmaz diyorsanız, FETÖ'cülerin, savcıların, askerlerini niye koruyorsunuz? FETÖ'cülerin önemli isimlerine niçin destek çıkıyorsunuz diye sormak lazım. Buna hiçbir şekilde cevap veremiyorlar. Ayrıca PKK konusunda 4500 tane PKK'lının dosyasını hala bitirmeyip bize vermedikleri de görülüyor. Hollanda'da, Avusturya'da ve Avrupa'da başlayan faşist, ırkçı ve Nazi yanlısı görüşlerin destek bulmasında Almanya'nın çok büyük katkısı var. Almanya Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini istemedi. Çok net bir şekilde belli. Geçenlerde bir televizyon kanalında 3. havalimanı biterse Schiphol Havalimanı'nın ve Frankfurt'un öneminin biteceğini kendi ağızlarından söylediler. Çünkü bu havalanları 50-55 milyon kişiyi taşıyor yılda. Türk Havalimanı yılda 150 milyon kişiyi taşıyacak. Bundan rahatsız oldukları görülüyor. Zaten rahatsız olmasalar Avrupa'nın her yerinde evetçiler de tıpkı hayırcılar gibi takır takır konuşurlar. Bunu yaptırmadıkları gibi net bir şekilde hayırcıları destekliyorlar. Onlar çok rahatlıkla konuşabiliyor. Hiçbir engel yok ama bizim gibi gidenlerin basit bir lokantada bile konuşmasına müsaade edilmediği gibi oraya bile sürekli olarak polislerle taciz ediliyor. Ben dün mesela Avusturya'da konferans için gittiğimde nereye gidersem gideyim peşimde sivil polisler, normal polisler var. Müzeye gidiyorsun polis, başka bir yere gidiyorsun polis var. Mesela şurada bir gösteri yapacağım, şurada bir konuşma yapacağım diyorsun polis geliyor. Evet. Salonun sahibini tehdit ediyor. Bu kadar çok delil olduğu halde hala biz bu 15 Temmuz'da FETÖ'yü görmüyoruz diyorlarsa onlar bence başka hesabın peşindeler demektir. Ama ellerinden de bir şey geliyorsa bunu her türlü yapabilirler. Mesela akşam saatlerinde gene bir açıklama geldi dışişlerinden Almanya'da. Onu söyleyen kişi de gene Almanya'daki Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Röttgen. Evet. Türkiye'de başkanlık sistemine geçilirse AB ile ilişkiler kesilir dedi Avrupa Birliği ile. Vallahi bence ben de bir tweet attım. Başkanlık geçecek, siz de gereğini yapın, yapmazsanız adam değilsiniz diye. Avrupa Birliği gereğini yapsın o zaman, görelim. Bir buradan evet çıkacağı görülüyor. Evet çıkmasından bu kadar rahatsızsanız bunu bari bu kadar aleni belli etmeyin. İnsan biraz numaradan da olsa tarafsızmış gibi numara yapar ama onu bile yapmıyor bunlar. Cem Bey, biraz önce özür diliyorum. Alman İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın Bruno'nun sözlerine dikkat çektiniz. Biz terör örgütü olarak görmüyoruz dedi ve bunu dini sivil toplum örgütü olarak görüyoruz diye bir demeci var. Siz de zaten aktardınız. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Baktığımızda Ergenekon Balyoz Kumpası'nda ve MİT'in müsteşarı Sayın Hakan Fidan'a 2012 yılında kumpas kurmak isteyen eski bazı yargıçların, istihbaratçıların tabii yani FETÖ'cülerin hatta darbecilerin Almanya'da bulunduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'ye gelmiyorlar. Zaten iade de etmiyorlar. Bu bağlamda bunlarla birlikte Türkiye'ye karşı 16 Nisan öncesinde Almanya bir işbirliği yapıp
İkinci bir kalkışma girişiminde bulunabilir mi? Çünkü inanılmaz tehdit içerikli mesajları var. Şimdi ben tabii bu böyle bir şey denerler mi denemezler mi temkinli olmak lazım. Her şeyi yapabilirler, her türlü halkı yiyecek potansiyelleri vardır. Her türlü tedbir almak lazım. Belki suikast, cinayet gibi işleri zaten deneyeceklerini sürekli olarak söylüyoruz ama Almanya bu işleri tabii aleni kendi yapmaz anca yaptırtır. Nitekim bu FETÖ'cüleri koruyup kollamaları da zaten bunu gösteriyor. Benim Avrupa'da edindiğim izlenim zaten şu, bütün bu işleri yaptıran Almanya'nın kendisi. Mesela deniyor ki Avusturya hiçbir zaman kendi bireysel iradesiyle karar almaz, Almanya'ya bakar. Hollanda böyledir, İsviçre böyledir, İsveç böyledir. Bu kadar net olaylar varken zaten kendisi yapıyor demek ya da bu işleri bilmiyor demesinde çok fazla gerçeği yansıtmıyor. Bir de aleni yalan söylüyorlar. Bu işlerin arkasında Almanya var. Bu işlerin arkasında onlar destekliyorlar. Tabii ki buradaki amaç sadece Türkiye'nin gelişmesi değil. O da var. Mesela Suriye politikası, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler bundan da çok ciddi rahatsızlar. O yüzden de evet, iç gündeme mahkum edip PKK ile FETÖ'yle oyalamaya çalışıyorlar. Siz dünyada olan biten gelişmelere karışmayın. Biz ne dersek onu yapalım. Biz bunları yönlendirelim diyorlar ama böyle olmuyor. Artık dik duran bir devlet, millet var. O yüzden de işte bu tür AB'yi almayız, şöyle yaparız, böyle yaparız gibi saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. Ama bunların hiçbir geçerli olmadığının altını çizmek lazım. Cem Bey, şöyle bir şey de var. Baktığımızda Merkel'in geleceği belki de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olacağı bir karara bağlı. Neden bunu söylüyorum? Geri kabul anlaşmasının iptali durumunda öncelikle belki Yunanistan en fazla etkilenecektir ve Almanya'ya gidecek göçmenler Merkel'in fişini çekebilir. Zira önümüzde bir Almanya'da bir seçim var. Artı Almanya'da, daha doğrusu Avrupa'da yükselen bir ırkçılık. Bunları Almanya, Merkel bilmesine rağmen neden Türkiye'yi tehdit ediyor? Bu Almanya'nın bağımsız bir kararı mı yoksa bir CIA baskısı mı var üzerinde? Son görüşmede Trump-Merkel görüşmesine baktığımızda Trump Merkel'i adeta yerin dibine soktu. Buyurun. Evet, şimdi burada bunu şöyle görmek lazım. Biliyorsun İngiltere ayrıldıktan sonra çok net bir şekilde Avrupa Birliği çok büyük bir boşluğa düştü ve bir düşman ihtiyacı var. İtalya'da Matteo Renzi'de referanduma gittikten sonra dağıldı. Şimdi İngiltere'nin başlı başına ayrılması, onunla beraber Galler, İskoçya, İrlanda, bunların da ayrılması anlamına geliyor. Şimdi dağılmamak için bir birliğe ihtiyaçlar olduğu için ortak bir düşman lazım. Bu düşman Türkiye ve Müslümanlar tabii hali. Çünkü Türk deyince Müslümanları, Müslümanlar deyince Türkleri hatırlıyorlar. İşte bu az önce saydığım ekonomik sebepler, Orta Doğu'da yaşananlar, kendi ülkelerindeki seçimler ve buna ek olarak ortak bir düşman anlayışını en iyi gözetleyen ülke Türkiye. O yüzden de hiçbir demokrasiye, temel hak ve öğretilere uymayan kararları alıyorlar. CIA baskısı muhtemelen belki o da başka türlü vardı ama burada Almanya kendi bölgesel hegemonyasına ve kendi ülkesindeki Türklerden çekindiği için böyle davranıyor. Amerika'nın tavrı çok daha başka. Amerika zaten Almanya'yı Volkswagen'le, Deutsche Bank'la dinleme skandallarıyla adama çevirdi. Yani bir dünya zarar verdi. Hatta FIFA'da Rusya ile iş yaptığı söylenen bazı futbol adamlarına bile o FIFA'da ceza davaları açtı. Şike yaptıklarını iddia etti. Bir sürü olayı zaten Amerika bunlara bağlamış oldu. Ama Almanya'nın bu bölgede kendi emelleri var. Türkiye'den bir çekincesi var. Bu çekincesine Türkiye'yi pasifize ederek kullanmak istiyor. Bizim de çok dikkatli olmamız lazım ve rasyonel akılla bunların hepsine belli bir cevap vermemiz gerekiyor. Sayın Cem Küçük, çok teşekkürler, sağ olun.